Merhaba arkadaşlar, ben Onur. Yeni bir gitar dersiyle karşınızdayım. Bugün birçoğunuzun uzun zamandır beklediği çok güzel bir konu işleyeceğiz. Arpejleri yapacağız arkadaşlar. Arpejler biliyorsunuz biraz zor bir konu. Aslında çok zevkli, çok da güzel müziğe, gitara harika bir, nasıl söylesem, harika bir şey veren, ne veren ya? Tat veren. Tat veren. Harika bir tat veren bir olay. Konuşamadım. Neyse, arpejleri öğreneceğiz. Arpejler dediğim gibi biraz zor ama pes etmeden umarım hepimiz yapacağız diye düşünüyorum. İsterseniz şöyle söyleyeyim. Önce şarkıdan da bahsedeyim. Girişte çaldığım, gördüğünüz gibi MFÖ'den Ah Bu Ben şarkısını çalacağız. Aslında MFÖ değil. Neydi? Masar Alanson tek başına bunu yapmıştı. Harika bir şarkı. Hem de bunu hem arpejle çalacağız, daha sonra da ritimle çeşitlendireceğiz, biraz daha süsleyeceğiz. Çok da güzel bir hale getireceğiz. Hadi çok konuştum, önce size arpejin ne olduğundan bahsedeyim arkadaşlar. Arpej, akorların, belli akorların ya da herhangi bir akorun içindeki seslerin belli bir düzene göre ya da bağımsız olarak çalınmasıyla ortaya çıkıyor. Klasik gitarda daha çok belli bir düzenle çalıyoruz. İşte görüyorsunuzdur, biliyorsunuz. Salladım. Başka bir tane çalalım. Gibi hallerde bir sürü çeşit çeşit çalınabiliyor. Şimdi peki nasıl çalacağız? Arkadaşlar, arpej sağ elimizin parmaklarını biraz aktif bir şekilde kullanarak, tek tek kullanarak gerçekleşiyor. O yüzden yeni başlayan arkadaşlar biraz zorlanabilir bunda. Öncelikle işin teorik kısmından şöyle kısaca bahsetmek istiyorum size. Arpejde çalarken değil de daha çok konuşurken internette, orada burada yazılı halde pima diye bir şey görürsünüz arkadaşlar. Pima sağ elimizdeki parmakların serçe parmak dışında, çünkü serçe parmak kullanılmaz, her birisine bir harf atanarak verilmiş bir olay, pima. Nasıl? Baş parmaktan itibaren P, I, M, A şeklinde adlandırılmış ve konuşurken, birisine bir arpeji anlatırken de bu harflerden faydalanarak anlatılıyor. Nasıl? Mesela şöyle, işte bir şarkıda atıyorum altında arpejinin pima olduğunu direkt gördünüz. Yani P, I, M, A şeklinde yazdığını gördünüz. Bunu sırasıyla şu parmaklarınızı P, I, M, A şeklinde basacağınızı söylüyor aslında orada. Mesela işte bir akor basalım, la minör. Şu şekildeymiş. P, I, M, A arka arkaya. P, I, M, A. Başka bir akor. P, I, M, A. Yine başka bir akor. P, I, M, A. Yalnızca bu şekilde çalsak bile gördüğünüz gibi çok güzel tınlıyor. Mesela başka bir şey. Diyelim ki pima mi yazıyor. P, I, M, A, M, I. Tekrar geriye dönmemizi söylemiş. Nasıl olabilir? Şöyle. P, I, M, A, M, I. Yani indim ve çıktım. Şöyle bir şey ortaya çıktı. Anlatabildim mi bilmiyorum. P, I, M, A. Tekrar M, tekrar I. Yani herhangi bir örnekten bahsediyorum. O kadar çok arpej olabilir ki. Mesela bu pima mi'yi arka arka çalarsak şöyle çok güzel bir şey oluşur. Gördüğünüz gibi çok da güzel tınlıyor. Şimdi bizim bugün çalacağımız Masar Alanson şarkısında, Ah Bu Ben şarkısında biraz orijinalinde zor bir arpej olabilir. Ama unutmayın, biz hiç arpej bilmeyen arkadaşlar için bu dersi yapıyoruz. O yüzden çok basite indirgiyorum, biliyorsunuz ben şarkıları genelde, akorları, ritimleri. Yine öyle yapacağız. Çok basit bir arpejle başlayacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece pima. P, I, M, A. İlk gösterdiğim gibi. Konuşamadım. İlk gösterdiğim gibi. Şöyle bakın. Bunu şarkıdan bağımsız olarak rastgele akorlarla çalışmanızı istiyorum.
Sadece yukarıdan aşağı doğru parmaklarımı indiriyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bugün küçük kamerayı kurmadım. Bakın tek yaptığım şey baş parmağımı vurduktan sonra diğer üç parmağımı tek tek aşağı inmek. Gördüğünüz gibi çok da zor değil. Şimdi burada sizi zorlayacak şeyi siz sormadan ben size söyleyeyim. Arkadaşlar yeni başlayan arkadaşlar akorları çok düzgün basamadığı için muhtemelen biraz yine pıtlamalar olacak. Şöyle olacak. Yine bir acemi taklidi yapalım. Ama ne yapıyorduk? Umursamadan çalıyorduk. Hem bu arpejler sayesinde biraz uyuz olacaksınız ama akorları daha iyi basmayı öğreneceksiniz arkadaşlar. Peki hadi bakalım şarkıya geçelim. Şimdi ekranda zaten akorları görüyorsunuz. Do majör, la minör ve mi minör varmış. İleride sol majör, re majör. Oo çok güzel bir sürü de akor var. Şimdi arkadaşlar dura dura çalacağım size. Nakarata kadar arpejle çalacağız. Nakarattan sonra ritim atacağız. Nasılmış? Bakalım. Arpejimiz şuydu arkadaşlar. Unutmayın. Bu da intro olsun. Zor olsa da galiba dönüyorum sana. Gel dersen hemen, çağırmazsan geçerken. Yerle gök arasında bir yerde. Sen beni tanımazsın, severim de söylemem. Sen beni uzak sanırsın, bilirim söz dinlemem. Ritim. Ben kendimi nerelere koysam, saklansam bir yerlerde, gizlice ağlasam. Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam, çekilsem sahillere, hayaller mi kursam. Orada bir tane yanlış akor varmış. Ben onu yazarken düzeltirim ekrana. Şimdi arkadaşlar gördünüz mü? Arpejden ritme geçtik. Hangi ritme geçtik onu da söyleyeyim. Ta ki 4. derste yaptığımız ritme geçtik arkadaşlar. Neydi? Şuydu. Vur, 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 çek. Vur, 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 çek. Ritimle arpeji birleştirdik. Çok da güzel oldu. Ondan sonra şarkı tekrar başa dönüyor. İşte zor olsa da galiba dönüyorum sana falan filan diye gidiyor işte. Ondan sonra tekrar. Trafiğini bilmiyorum. Bakarsınız. Şimdi bıkmadan umursamadan çalışıyorsunuz arkadaşlar. Ama dediğim gibi biz şimdi burada hemen birkaç dakikada şarkıya geçtik ama siz hemen şarkıya sakın geçmeyin. Bakın. Beni dinleyin, hemen geçmeyin. Çok sinirlenirsiniz sonra. Şarkısız çalın arkadaşlar. Rastgele akorlarla. Heh, çok önemli bir şey bakın. Şimdi aklıma geldi. Siz sormadan yine söyleyeyim. Arpejlerde çok önemli olan bir şey arkadaşlar. Baş parmağımızın kalın tellerden hangisini vuracağı. Bu da çok fazla bu soru geliyor. Arkadaşlar baş parmak arpejlerde çok önemli. Çünkü kök sesi vuruyor. O yüzden bunu doğru yapmak zorundayız. Şimdi bu şarkıdan örnek vereyim. Mesela Do majör ile başlıyor şarkı. Do majörde arkadaşlar baş parmağım en üst telin bir altına vuruyor. Yani şuna. Neden buna vuruyor? Çünkü şuradaki şu parmağım Do notasını basıyor arkadaşlar. En kalın Do notası burada olduğu için buradan başlıyor. Sonra La minör geliyor. Tekrar aynı tel. Neden? Bu sefer de en kalın La notası burada boş tel halinde zaten mevcut. F
Fakat bir sonra mi minöre geçtiğinde ise en kalın mi burada en üst telde. O yüzden bu şekilde en üst telden başlıyorum. İşte sol majörde ilerleyen yerde yine en kalın sol burada. En üst tel. Sonra işte re majörde D ya da re minör fark etmez bu gibi akorlarda re telinden başlıyorum arkadaşlar şuradan. Re teli, dördüncü tel. Ya aslına bakarsanız bunu anlatırken şunu fark ettiniz sanırım. Kök ses neyse oradan başlamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani do majör, la minör, mi minör de en üst tel. Ama re majörde dördüncü tel. Bu da ilk başta biraz arkadaşları zorlayacaktır. Şöyle diyeceksiniz ya ben hangi birine dikkat edeyim bunların? Hepsine dikkat edeceksiniz arkadaşlar ama yavaş yavaş. Kendinize arpejler için biraz zaman verin. Böyle 3 günde olacak bir şey değil. Birkaç hafta zaman verin hatta. Ondan sonra hepsi çok daha iyi olacak. Falan filan işte. Bu şarkımız bu şekilde. Arpejleri de böylece giriş yapmış olduk. Ama size bir kötü haber vereyim. Bir sonraki arpejlerimiz bu kadar kolay olmayacak. Biraz daha zorlayacağım size. Lütfen takipte kalın. Bu videomu ilk defa izleyen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şöyle. 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 Şöyle.